canlarımızdan 33 canımız gerici ve katil bir güruh tarafından vahşice katledildi, biliyoruz. Bu katliam devlet güçlerinin göz yummaları, devlet güçlerinin göz yummalarını ve ötesinde yönlendirmeleriyle son derece planlı ve organize bir çalışmanın sonucunda gerçekleşti. Katliamın öncesinde gerici ve şeriatçı örgütler haftalarca nefret ve düşmanlık içeren bildiriler dağıtıp kıyam çağrıları, Sivas'a gelecek olan aydınlarımızı, canlarımızı hedef gösterdiler. Katliamın yaşandığı gün devlet yetkilileri şeriatçı güruhun toplanmasını ve kalabalıklaşmasını saatlerce seyrettiler. Bu insanlık düşmanı katiller kan ve intikam sloganlarıyla katliam için harekete geçerlerken hiçbir devlet gücü onlara değil müdahale etmek herhangi bir hamlede dahi bulunmadı. Bu katiller planlı bir şekilde teşvik edilip yönlendirildiler. Katliamcı güruh önce etkinliğin yapıldığı kültür merkezine saldırdı. Ancak orada bulunan canların direnişiyle püskürtüldüler. Şeriatçı yobaz katil sürüsü nefret saçarak sloganlar ve tekbirler eşliğinde otele yönelip güvenlik güçlerinin gözleri önünde bu barbarca katliamı gerçekleştirdiler. Açıkça görüldüğü gibi Sivas Madımak Oteli katliamı egemenlerin organize ettiği ve katil güruhun tetikçiliğiyle hayata geçirildiği planlı bir katliamdır. Sonra bu katliamda yer alan gerici katil güruh içinden sadece çok küçük bir grup hakkında dava açıldı. Uzun süren yargılamalar sonunda bu katillerin çoğu ya hiç ceza almadılar ya da küçük cezalarla kurtarıldılar. Hiçbir sağlık sorunu olmayan, katliamda başı çekenlerden biri olduğu kanıtlanan ve mahkemelerde herhangi bir pişmanlık belirtmeyen Ahmet Turan Kılıç tamamen hukuksuz bir kararla affedildi ve salıverildi. Haklarında dava açılan katillerin bir kısmı ise hiç bulunamadı. Daha sonra bu katillerin bazılarının Sivas'tan hiç ayrılmadan yaşamlarına devam ettikleri, hatta resmi olarak haklarında arama kararı olmasına rağmen evlendikleri, askere gittikleri, işe girip çalıştıkları, ehliyet aldıkları anlaşıldı. Bir kısmı da arama kararlarına rağmen hiçbir engelle karşılaşmadan rahatça yurt dışına çıktılar. Bugün özellikle Almanya'da yaşadıkları tespit edilen bazı katillerin ise hala iade edilmediği gibi İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde de olmadıkları avukatlarımızca tespit edildi. Madımak katliamının zaman aşımına uğratılmasına hayırlı olsun diyenlerin iktidarında Kürt halkının inkarından Roboski katliamına, Ankara Gar katliamından Suruç katliamına, Diyarbakır'dan Antep'e kadar sayısını dahi unuttuğumuz katliamları yaşadık, gördük. Milyonlarca insanı açlığa ve yoksulluğa mahkum eden bu iktidar, Covid-19 pandemisini bahane ederek insanların özel yaşamlarını kısıtlamıştır. Ülkede on binlerce esnaf iflas etmişken, insanlar intihar ederken, AKP'nin gündeminde canlı müziği yasaklama vardır. AKP nefret ve kin, ötekileştirici ve inkarcı söylemleri yaşamın her alanında sürdürmektedir. Bugün çok daha net görüyoruz ki, o gün Madımak Oteli'ni kuşatan zihniyet, mafyalaşarak ülkeyi kuşatmış durumdadır. Bu nefret ve ötekileştirici söylemlerin bir sonucu olarak, HDP İzmir İl Örgütü'ne yapılan saldırı sonucunda Deniz Poyraz isimli bir canımız katledilmiştir. Yine AKP iktidarı, kadının özgürleşmesine karşı açık ve aleni bir tavır içindedir. Buna verilecek en somut ve belirgin örneklerden biri de kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan sözleşmesinden çekildi. Bu zaten hayatın birçok alanında şiddete maruz kalan kadınların daha da savunmasız kalmaları anlamına geliyor. Ama biz Aleviler, biz devrimciler, biz demokratlar, biz yurtseverler asla karanlığa teslim olmayacağız. Şah Kalender'den Koray Kaya'ya, Pir Sultan Abdal'dan Hasret Gültekin'e uzanan onurlu tarih bizimdir. Ve onların yolunu asla terk etmeyeceğiz. Bugün halklarımızı bir daha böyle acıları ve katliamları yaşamamak için Sivas Madımak katliamında yitirdiğimiz
canlarımızı önderimiz Pir Sultan Abdal'ın bozuk düzende sağlam çark olmaz şiarıyla 2 Temmuz 2021 Cuma günü sloganlarımızla ve yüreklerimizle Madımak Oteli'nde anacağız. Sivas katliamını unutmadık, affetmiyoruz. Hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. 28 senedir bu acı hepimizin acısı, 2 Temmuz acısı. Maalesef unutmuyoruz, unutturmuyoruz, unutamıyoruz da aynı zamanda. Unutanların da yürekleri kurusun diyorum. Böyle bir acı, aileler ve ailelere yakın insanlar, demokrat insanlar, Pir Sultan dostları, bunlar hep beraber 28 senedir bununla beraber yürüyoruz. Yürümeye de devam edeceğiz. Ölünceye kadar biz devam etmek zorundayız. Çünkü bu karanlık güçleri püskürtmemiz lazım. Bu karanlık güçler her zaman üzerimizde baskı uygulamaktalar. Çünkü 33 tane güzel insanı saygıyla anıyorum ve 33 insanın anısına elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. Yaşayan insanlar için, torunlarımız için, çocuklarımız için ışık tutmaya gayret gösteriyoruz. Giden maalesef geri gelmiyor. Onların yattıkları yer ışıklarla dolsun. Ama maalesef hala yenilerini yapmaya, hala karanlık güçler devam ediyor bu işlerde. Çünkü bunları hep beraber görüyoruz ve hissediyoruz.